عبده وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem hanımlar. Geçen derslerimizde Cenab-ı Hakk'ın mümin kulunun sadrini, kalbini, İslam'a şerhi ve o kulunu bir nur üzerinde kılmasının izahı üzerinde gördük. Muhterem müminler, şu bir gerçek ki insan oğlu bu aleme Rabbisi için, Rabbisini bilmek için gelmiştir. Kazanmak, yemek, içmek, keyif etmek, bunlar meşru olduğu takdirde elbette ki Allah'ın lütfudur. Ama yapılan bu hizmetler, bu çırpınmaların, varlığımızın gayesi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin rızasını tahsil ederek güle güle ahirete düşüp seyri cemale ermektir. Kısaca söylemek gerekirse Hakk'a ubudiyetle kesbi kemaledir. Sonra ahirette Allah'ın seyri cemaline nail ve mahzar olmaktır. Bunun da alemde dünyamızda görüntüsü Cenab-ı Hak bir kimseye İslam'ı hidayet ederse ki فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّ. Artık o kul Rabbisinden bir nur üzerinedir. Gönlü devamlı sürur içerisinde, kalbi devamlı huzur içerisinde, sadrinin kapı ve pencereleri Rabbisine karşı açık, dünyada keder görmeden, şayet görürse bunları zevk edinerek imrarı hayat eder. Muhterem insanlar. Bunun aksine hayat tutturan insanlar için dünya, büyüklerden bir zatın dediği, işaret ettiği gibi matem hanedir. Muhterem müminler. Geçici zevklerle gününü gün etmenin derdiyle yaşayacak ve bir gün yıkılıp, unutulup, yok olup gidecek. Böyle bir hayat tarzından tavladaki bülbülün yaşantısı daha çok mübarek. Çünkü o sahibine karşı mutludur. Gördüğü nimete karşı intiyadı ve hizmeti vardır muhterem müminler. Biz Mevla-i Müteal'imize ne mütenahi irticalar ve niyazlar yükseltiyoruz. Ya Rabbi asileri bizim neslimizden de getirme. Sabahı haşre kadar zatına asi olacak kafir ve münafıkları bizim nesil ve zürriyetimizden de getirme Allah'ım. Muhterem müminler, tahmin ediyorum 6-7 kadar ders oldu. Nurdan ve kalpte nurun inkişafının yolları, buna vesile olan amellerden söz ettik. Ve geçen dersimizde sözü firaset kelimesi üzerinde, hadisi şerif üzerinde bıraktık. Mevla-i Müteal kişinin gayretiyle, çalışmasıyla kalbine nur bahşeder. O nur müminin kalbinde ruhani inkişaf meydana getirir. Öyle olunca kulun gönül gözü açılır. Artık böyle bir mümin için, gözlü mümin olduğu için gizli yoktur alemde ona. Kulların da esrarına muttali olur, Halik-i Zülcelal'in de nice sırlarının keşfine mazhar olur. Allah böyle istiyor. Muhterem müminler, Allah böyle istiyor. Sen ki bana kulluk ettin, sen ki benim emirlerimi tuttun, ey kulum sen ki benim yasaklarım ve haramlarımdan kaçtın, sen ki benim dostlarıma gönlünü açtın, sen ki benim düşmanlarıma mutlak buz ile yaşadın, sen ki benim dinimin aziz olması için gayret gösterdin, sen ki şer ve fitnelerden uzak kaldın,
Sen ki aile hayatın ve ticaret ahlakında gül gibi pırıl pırıl yaşadın. Bunun mükafatı olarak ben de senin kalbine firaset nurunu lütfediyorum diyor Mevla. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ricain evliyanın huzurunda otururken kalbinize sahip olunuz. Zira onlar cevasisül kulubdur. Kalplerin casuslarıdır. Siz farkında olmadan bütün amel ve halinizi keşfederler diyor Mevlana Hazretleri. Bu bakımdan biz devamlı söylüyoruz. Gözlüğe gizli olmaz diye muhterem müminler. Rabbimizle hep beraber niyaz edeceğiz. Sadece bu göz işi bitirmiş olmuyor muhterem müminler. Cenab-ı Hakk'ın sadirlere, gönüllere, kalplere bahşettiği bir göz var ki o Mevla'nın tecellisine bakar, o Mevla'nın cennetine bakar, o Mevla'nın cemaline bakar diyor. Ve bunun için de bir mani yok muhterem müminler. Yani hocam bu olur mu, bu olacak şey mi demeyiniz. Hakk'ın tecellileri dünyada cidden muhsin kulları için, muhlis kulları için mukadderdir. Ben sözü bu noktada uzatmayacağım. Bugün nur bahsini ahirete intikal ettiriyorum muhterem Müslümanlar. Dünyadayken nur içerisinde yaşayanlar, dünyadayken nurla bakıp görenler, dünyadayken nur kesbine vesile olan amellerle imrar hayat edenler, dünyadayken nur olan Hakk'ın emrinde, nur olan Kur'an'ın yolunda, nur olan Hazreti Muhammed'in sünnet ve isimde yaşayanlar, nur olan evliya ve ricale dostluk, müminlere kardeşlik ilan edip, sözünde de sadık olup sebat edenler, acaba ahirette nasıl bir mükafat görecekler? Elbette ki Mevla'nın bu yönde de lütfunu göreceğiz ki gayretimiz, neşemiz artsın. Dünyadaki ahvali 6-7 ders hasbihal ettik. Mümin kardeşlerim, görüyorsunuz bu alemi. Büyük saltanat erbabı da yok olup gidiyor. Zengin de gidiyor, bay da gidiyor, bey de gidiyor, geda ve fakir de gidiyor, sahil ve dilenci de gidiyor. Dünyada keyfini keyf edenler de gidiyor, dünyası kederle, yoklukla, hastalıklarla geçen insanlar da bırakıp gidiyor muhterem müminler. Vakası ve vefası yok bu alemin. Onun için bitmeyen, tükenmeyen bir alem için hazırlığa mecburuz. Ve bahtiyar o insandır ki bugünden ebedi hayatına tedarik hazırlar. Mümkün olduğu kadar azrını keşfüne koy ve ölüm alemini neşeyle gülerek bekler. Eğer bir mümin bu alemde yaşantısı Hakk'ın emrinde ve istediği gibi, Mevla'nın murad ettiği gibi olursa, ahirete irtihal ederken korku yok muhterem Müslüman. Şunu ifade edeyim size, açıkça söyleyeyim ki, hayatı boyu Rabbisine asi olmaktan korkmuştur, artık o kul ölürken korku yok. Çünkü mümini Mevla bir defa korkutuyor. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا اَجْمَوْ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنُ وَلَا اَمْنَيْنُ اِذَا حَافَنِي فِي الدُّنْيَا اَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِذَا اَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا اَحَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Mevlamız hadisi kutsi'de böyle buyuruyor. Zatıma, izzim ve celalime yemin ederim ki mümin kulum için iki korku ve iki emniyet yoktur. Eğer dünyada korkar da bana asi olmaktan çekinir, gerçek mümin olarak yaşarsa ölüm anında, kabirde ve mahşerde onun için ne korku, ne telaş, ne üzüntü, ne hüzün, ne keder yok artık. Adli ilahi bunu ifade ediyor muhterem Müslümanlar. Adil olan Mevla, madem ki içki içmedin benden korktun, madem ki kumar oynamadın benden korktun, madem ki zina etmedin benden korktun, madem ki faiz yemedin benden korktun, madem ki ırz ve namuslara musallat olmadın, benden korkarak bana itaat ettin, madem ki namaz vakitleri geldiği zaman ezanlara kulak verip, dergahı, meclis-i uluhiyetinde el bağlayıp Allahu Ekber dedin ve bunu son nefesine kadar getirdin, dünyadaki bu halin karşılığı, korkup ve ürperip de bana asi olmamayın mükafatı, emmentuhu yevmel kıyamet, artık kıyamette korku ve keder yok muhterem وَاِذَا اَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا Müminler, وَاِذَا اَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا اَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dünyada zatıma karşı kendisini emin hissederse, zalim,
Evet muhteremler. İçki içerken eli titremiyor. Kumar oynarken bel kemiği sızlamıyor. Zina ederken haktan ürpermiyor. Haram yerken hakkım mıydı bu diye düşünmüyor bile. Muhterem millet, millet ve devlet hakkına mesela el uzatırken, tecavüz ederken. Milletin Akif'in dediği gibi, milletin bir dini var, bir imanı var, bir Kur'an'ı var. 1000 yıllık ata mirası, mukaddesatı var. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri, gel bakalım kabzayı kudretime, dur önüne bana cevap ver diyecek bu haine, bu zalime muhterem millet. Yaşadığı müddetle derdi bu, güneşle mücadele. Yaşadığı müddetle derdi bu, güneşle mücadele. Güneşin doğduğuna razı değil, güneşin ışık saçtığına razı değil, güneşin ayıp ve kusurlarını gösterdiğine razı değil. Dünyada iman muzlim ve karanlık gitmeli ki, 1000 türlü oyunlarını kimse görmesin bunun. Bir müddet belki yaygaralarınla oh diyeceksin ama sonundaki ebedi ahı unutma. Bir müddet, bir müddet. Kendine muzahir olan insanları kullanarak bu milletin mukaddesatı da din ve iffetine belki çamur atacaksın. Ama bu devam etmeyecektir. Rabbim Teala'nın Hazretleri bir gün huzuruma çekecektir. Muhterem müminler, Cenab-ı Hakk'a hep beraber iltica edelim. Mübarek memleketimizi ezan ve salah seslerinden, mukaddes envar-ı ilahiden, Kur'an'ın nurundan uzak etmesin inşallah. Mümin kardeşlerim, ölürken bu nur ehli gülerek ölecek dedim. Zira Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifte korku yok, bunu öğrendik. Dünyada korkmuştur, hayatında korkmuştur. Artık ölürken kabirde ve mahşerde korku yok, emindir inşallah. O biri bunun tam tersine.